Kolay gelsin kardeşim. Yok. Günlerden bir gün. Ben ilk başta bir acaba dedim de. O Evet abi. zamanlar 24-25 yaşlarındayım. 24 ya. Şirkette çalışıyorum. Bundan 7 sene öncesi falan yani değil mi? 24. Matematiğim Ha, iyi değil. Bir 24 şirkette mü? çalışıyorum. Evet. 150 kişi var. 150 kişi. Yarısı kız. Baktım hemen. Bir tane kızı kestirdim gözüme. Dedim bu Eyvallah abi. sevgilim olacak. Evet. Gel zaman git zaman. Şakalaştık. Beraber. Molaya çıktık. Sigara içtik. Evet. Ben kıza aşık oldum. Mola da mı abi? Kız da bana pas veriyor. Molalarda her zaman konuşamıyorsun. Çalışırken. Eyvallah. Ondan sonra neyi sever, ne yapar, ne eder. Rengarenk böyle gökkuşağı gibi giyinen bir kızdı. Gökkuşağı gibi. Dedim bunun benim sevgilim olması lazım. Bize de konuşacak konular lazım. Kız Türkçe rap Spordan girsin. dinliyor. Türkçe rap Ben dinliyor. müzik dinlemiyorum. O kral. Kız sporcu. Ben Hacı'yı biliyorum bir tek. O da bundan 15 sene önce Galatasaray'daydı herhalde. İyi oyuncuydu. Vesselam. abi? Dedim benim bununla tanışmam lazım. Ortak konu bulmamız lazım. Gel kardeşim dedim seni Twitch'e başlatayım bak. Ben bu işlerle uğraşıyorum. Kardeşim Yayın dedin. yapıyorum. Gel Abi aşkım diyemedim. etkili Böyle bir etkili şey var dedim. etkili olmuştur ama. Bak dedim insanlar izliyor. Çok para var bu işte. Eğlenceli. Evet. Ondan sonra kız ben bir deneyeyim dedi. Çok da güzel kız. Tabi o zamanlar Twitch'te trafik böyle değil. Az insan bilir. Abi kızın adı neydi? Çok korkuyordum çünkü. Adını veremem. Eyvallah. Adını. Bizim özelimiz bizde saklıdır. Eyvallah. Sonra ben bu kızın nasıl götünü yalarım, nasıl yalakalık yaparım buna dedim. Konuşacak bir şeylere Ha, ihtiyacım mecazi vardı. anlamda. Ulan çok Tabii ki. korktum bir an ya. Yok Ben kardeşim. bugün biraz korkuyorum. Abi? Ondan sonra gel dedim sen yap bu işi. Öğret bana dedi. İlk defa işle aşkı orada karıştırdım. Öğrettim, anlattım, ayarlarını yaptım. Fosil bir tane oyunu var, korku oyunu. Outlast. Onu oynattım ona. Yalnız Ben bu hikayeyi şimdi hatırladım. chat'te gelip kıza laf söylüyorlardı. Kim o şerefsizler? Bilmiyorum çok vardı. Abi? Çok güzel kızdı. Ondan sonra kardeşim buna bir moderasyon lazım dedim ben. Benim de bir ekibim vardı. O zamanlar TeamSpeak diye bir programdayız. Ben de kullandım bir ara onu. Hızlı gidiyor ses. Discord icat olmamış henüz. TeamSpeak'e baktım. Kendi yayınlarıma baktım. Bir tane böyle çok tanımadığım bir çocuk vardı. Dedim bu yapar amına koyayım modluk. Gel dedim sen bunun modu ol. Çok da tanımıyorum çocuğu. Öyle girmiştim spiye. İyi Dedim ki yapmışsın şunu abi. yazarlarsa İyi yapmışsın. banlıyorsun. Çalışsın tabii. İyi yapmışsın abi. Ondan sonra tabi bundan 4-5 sene evvel gel zaman git zaman. Tabi yayın yapınca kız ben yanında duruyorum izlensin diye ya da chat'e bakıyorum elimde telefon. Oluyor arada böyle laf söyleyen oluyor. O da bizim namusumuz ya internette onu koruyacağız. Öyle abi. Bir tane çocuk vardı orada ama çok alakalı böyle olayla. Mesajlar atıyor habire çete. Çok da iyi çalışıyor sağ olsun. Hemen siliyor küfür, taciz falan oldu mu. Çok da böyle bir komik adam bir Maşallah abi. ısındı, Helal. içim ısındı bir böyle bir içim bir kıpraştı ona. Valla Bu sen kızın öyle bir saçma anlattın ki sapan benim bile şey yaptım. İçim ısındı abi. saçma sapan bir niki vardı orada. Yani ben yokken Saçma sapan. Yok kendimi abi ona güzeldir emanet Niki. ediyordum. Niki güzeldir ya. Saçma sapan değildir ya. Bence Ondan sen sonra. tam okuyamamışsındır abi ondandır. Aa, baktım çok komik böyle. Ben kahkaha atıyorum ona. Yani kız komik değildi. Beceremiyordu yayın yapmayı. Zaten modeller ortada. Dünyada. Beceremiyordu. Ona hiç bilmiyordum da. Çocuğun yazdıklarını çok takip etmeye başladım böyle.
Kıza diyordum yayın aç. Çocuk gelip oraya mesaj atsın diye. Çocuğa dedim oğlum seni bir gün bulacağım. Tanışacağız seninle. Tamam dedi. Ama çok hoşuma gidiyordu çocuk. Yani böyle bir farklıydı. O döneme göre. Ondan sonra çocuğu buldum. Bizim ekipteymiş. Bana haber vermeden Eskişehir'e gelmiş. Ben de çok kızarım böyle şeylere. Abi ama belki Yani rahatsız etmek istememiştir çocuğu ya. öyle Şeydir çok yani. duyarlı, çok düşünceli bir adam. Fazla mütevazi böyle zaten. Söylese ben giderdim onunla tanışmaya. Baktım Biraz gelmiş mal ama değil Eskişehir'e. mi? Biraz mal. Yüzünü Mallık ağzını sikerim. İnsanlar hakkında niye mal falan diye konuş. master yapmış mallıkta. Vay amınıza koyayım. Öyle Abi fedakar sonra... bizim gibi Anadolu çocuğu hani düşünceli böyle başkasını hayatının merkezine koyar. Önce sen der yani ben değil. Bencil değil hiç. Zaaflarından bir tanesi de odur. Bizim gibi yani. Ondan sonra bir gittim böyle böyle elma yanaklı böyle biraz hafif de yemiş yani. Yemiş. Hafif yemiş mi? Abi bırak Yemiş yesin, birader genç yemiş. genç adamdır, yesin ya. Orada böyle bir zaten göz göze gelince yani insanın kanı ısınır ya bu benden der. Isındı kanım böyle ona. Ondan sonra tabii nereden bileceğim yıllar geçecek böyle. Anam bana kardeş doğurmadı. Benim varmış aslında bir tane. İlk defa anlatıyorum bunu da. Almak zorunda kalmışlar. Benim bir kardeşim olacaktı öz. Olmamış ama benim hep içimde kalırdı. Çok ben yaşlanınca söylediler bunu bana. Böyle olmak zorundaydı diye. Babam çok alkol içiyor o zamanlar. Pavyondan çıkmıyormuş adam. Bütün rızkı yiyormuş orada. Anam da bir çocuğu daha sefil edemem ben demiş. Aldırmış hiç kardeşim olmadı diye çok üzülüyordum ben. Sonra Allah bana bir tane gerçek kardeş verdi. Biz onunla tanıştık. Zaman geçirdik. Güldük, eğlendik, içtik, sıçtık, beraber kavga ettik. Beraber sıçmadınız ama Beraber beraber kavga iş ettiniz. yaptık. Tamam. Sonracığıma o çocuk işte bu Diren abiniz. Ben onu Aga Twitch chatinden be. buldum. Ulan ne güzel anlattın ya. O kadar Ben da ilk başta mutluyum ki anlamadım onu ya. tanıtma. O var ya en değerli kardeşim benim. Anam doğurmadı çok daha güzeli geldi. Harbi dev bir mutluluktur. Bu hikayedeki her şey de gerçektir. Bunu Ben da burada kız anlatıyorum. olaylarını anlatma, Allah kahretsin. Ben Allah. normalde özel hayatımı da Evet, anlatmam, onu o ailemi de kısmı anlatmam. söylemezsin zannettim, o yüzden şey dedim. Bugün seni Herhalde böyle onu anlatmıyor. görünce kardeşim içimden geldi. Eyvallah abi. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Peki bunu anlatırken neden stereotip olarak şiveli birini seçtin? Benim yayınlarıma gelip anlatanlar hep şiveli mi anlatıyor? Onu mu demek istiyorsun? Yok o içimden öyle geldi valla. Eyvallah ya. Ondan sonra gel zaman git zaman. Bu çocuk bizim internette böyle loser dediğimiz kaybeden insanlardan bir tanesi. Bak normal halime döndüm şimdi mesela. Sürekli kaybediyor çünkü. Ben de bu yeni teknolojiler yeni çıkıyor. Sanal gerçeklik diye bir şey yapmışlar. Yani bakıyorsun. Aşağıda mı atacaklar bunu? Modlar. Onlara gücü yetmiyor sanırım Discord Mutele benim. çalışmıyor abi, bozuldu. Bozuk abi, bozuk. Neyse 100 bin daha girdik ya amına koyayım 6 bin. Sanal gerçeklik yayın yapmak istersen kanalıma beklerim ben Aa seni yarın. ben bir dakika, yok, sen bir annemle telefonla konuşacağım bir ara, ondan sonra şey yapacağız. Harbiden böyleydi ama yani çok şanslıyım gerçekten Diren Can'ı tanıdığım için. Eyvallah Niye şive yaptım hiç fikrim yok öyle biraz daha. abi. Anlatırken böyle daha babacan yürekte anlatayım Evet yani yavşak gibi anlatmayayım dedim ama hikaye böyle arkadaşlar. dedin, değil mi? Neyse Ben bu iyisi kadar yani. ayrıntılı anlatmazsın zaten, o yüzden de başka bir şey Ama anlatıyor ben herhalde. ayrıntıları ben unutkan bir adam olmama rağmen seninle İşte. tanıştıktan sonra yaşadığım hiçbir şey unutmadım. Hepsi çok kıymetli çünkü. Eyvallah abi. Eyvallah. Hadi şimdi götüne karanlık sokmuş başka biri daha gelsin. Ben kaçıyorum ya. Ya. Arkadaşlar var mı başka götüne karan bitkiden? Yayına Çok gelsinler şanslı bakın. ya. Oğlum biri adam gibi çarpsa bana, ben düzelirim ha. Bak şimdi.
Medcezir. Sen bir tanesin Medcezir. Tam ben mikrofonu açıyordum. Bana düzgün bir tane okkalı yapıştırsana. Ben düzeleyim diye. Eyvallah. Arkadaşlar Medcezir bizi düzeltti. Ben yolu düzeltemedim. Ha şunu Ben söylemeyi unuttum. Öndeydim. Yapacak bir şeyim yok. Kızda orospu çıktı hikayenin sonunda. Lan! Ya ben onu muteleyemedim son anda. Senin bugün anlatasın var. Tahmin ettim onu ben. Sonuncu biraz ayıp oldu. Geldi yapıştırdı gitti emine. Lan bayağı